Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Sudan'da Türkiye tahliye uçağı vuruldu. MSB'den ilk açıklama. Değerli izleyenler, Kuzey Afrika ülkesi Sudan'da haftalarda şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Dünya genelinde en fazla askeri darbenin yaşandığı ülkelerden biri olan Sudan'da paramiliter güç hızlı destek kuvvetleri orduya karşı çatışıyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı Sudan'da bulunan Türk vatandaşları için tahliye uçağı göndereceğini duyurmuştu. O duyuru şu ifadelerle gerçekleşti. Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın ilk grubu TSK'ya ait uçaklarla emniyetli şekilde ülkemize getirildi. Tahliye operasyonumuz tüm vatandaşlarımız yurda ulaştırılıncaya kadar aralıksız devam edecek. Tahliye gerçekleşirken Reuters haber ajansı Türk tahliye uçağına bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Paramiliter güç hızlı destek güçlerinin vadi Siidna hava üssünde bir Türk tahliye uçağını vurduğu, bu açıklamada HDK'nın Türk tahliye uçağına iniş sırasında ateş açtığı ve yakıt ikmal bölümünün hasar aldığı belirtildi. Reuters'ın haberine göre uçağın daha sonra güvenli bir şekilde iniş yaptığı bildirilirken mürettebatında yer aldığı aktarılmıştı. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımıza gerekli kontroller yapılmaktadır. Saldırıyı doğrulayan MSB, çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Vadi Saidna'ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahlı ateş açılmıştır. Uçağımız emniyette inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.